Galatasaray taraftarı kulübüne öfkeli, başkanına öfkeli ama eğer anlattığı şartlarsa bu transferin o şartlarda olması bir, bir anlaşma değil yani. Yani hmm. şu, şu oluyor, bir buçuk yıl için sekiz buçuk milyon euro vermiş oluyorsun sırf e, kiralama bedeli olarak. E, Burak Bey'in dediği yani bir buçuk yıllık anlaşma e, şartlarıysa bu e, Bugünün ekonomisinde Doğru Anlaşma, Beşiktaş ne kadar anlaştı bilmiyorum. 6 milyon euro diye ay, ay, se, paylaşılıyordu ama. Senesi. Senesi. 5 yıla sahir bölünürken. Yani ama mi? tabii orada da şöyle bir durum var. Fernandez'in satışından %50 pay alacak. Yani tabii. Türkiye'den ama satılan oyuncuların sonra. rakamlarına da baktığımızda ya yani 12-13'e kolay kolay bir oyuncu satamıyorsunuz. O şey çıktıktan sonradır. Ee, Tahir Başkan orada söyledi ama ödediğim parayı çıkartırsın. 6 milyon mu? Dedi? Hı hı. Ona mı sattı? 6 çıkar. 4 mi kaldı? 4, yani 4, eğer 4. öyle bir durumsa. 4'ü 2'ye evet, yaparlar. Öyle bir açıklama yani. yapılmadı. Bilmiyorum. O öyledir yani. O anlaşma öyledir. Yani kulübün ödediği bonservis bedeli o çıkar. O farklı bir bedel. Yani orası Yani ben bu malı aldım. Bunu 4 liraya aldım. Yarın öbür gün. Bu benim artık kasamdan çıktı. Hani bunun sözleşmeye dahil edilmesi bence çok ya kolay BFK bir ihtimal değil. Ya şöyle dedi mi? Kaça satarsan sat. Sen evet. zararını karşıla sonra %20'sini ver dediğimi değil mi? Abicim öyledir. Onu. Maliyeti düşersin. Geri kalan parayı paylaşırsın. Vedat Buric'i sattı Fenerbahçe'de. 3,5'unu düştü. Şimdi Beşiktaş 6'ya mı aldı? 6'ya aldı. Rakamları 8'e sattı diyelim. 1-1 paylaşacaklar. Yani bir daha ödeyecek şey. Hmm. Ee, bir bakmak e, lazım ona be, bence. Be, Peki bence böyle kaldı. bir sistemde Mesela e, Benfica e, çok kolay da Jetson'u göndermiş gibi gözükmüyor mu tabii o zaman? Eğer yani, böyleyse çok kolay. E, Abi ben bak. Jason Fernandez'le <laughs> ilgili bir sürü soru işareti. Benim kafamda da bir, bir sürü soru işareti var. Şimdi Chelsea bu oyuncuyu kiraladı. 70 milyon değil Tot mi? Tottenham. Tottenham. Şey Tottenham özür dilerim. 4,5 milyon euro. Başladım gene. <laughs> <laughs> Karıştırmaya <laughs> işleri. Evet ee, 70 milyon satın alma opsiyonuyla kiraladı. Yani alırsam hep sonra geri gönderdi. O sıra Tottenham'ın hocası kimdi? Mourinho. Mourinho. Getson nereden geldi? Tottenham mı? Port Portekiz'den. Portekiz'den. Benfica'dan. Mourinho hangi ülkenin vatandaşı? Bu Portekiz. arada çok güzel bir konuya değindiniz. <laughs> Fatih Terim ve Pochettino çok kısa bir süre e, Portekizli teknik adamlarla hep çalıştı. Fernandez. Yani genç yaşında rahat diyalog kurabileceği teknik adamlar evet. ve bu isimler işte Bruno Laj var, Rui Vitoria var. Yani Çok önemli teknik hayır, adamlar. Ben size söyleyeyim. Teknik adamların önemli Portekizli oyuncuların menajerlerinin e, e, müthiş olduğunu belirtmemiz lazım. Çok. Her yani ilimde. müthiş. Perere az kalsın Everton'a gidiyor. Yani ha? Everton gündemine geldi. Dehşet bir şey ya. Yani. <laughs> şey geçen e, onun bir şey ne Bir bilgisi geldi. E, Everton'a bir sunum yapmış Pereira. Ve Everton'dan çok etkilenmişlerdi. Biliyorsun Ali Koç'a da bir sunum yapmıştı. Ali Koç çok etkilenmişti. İllüzyon gibi bir şey. Yani e, o sunum konusunda hangi programı kullanıyorsa onun. En azından onun dahisi yani. Adamı biliyoruz yani. Sağ performansını <laughs> tartışabiliriz İki de. İki kere tecrübe ettik. Kullandığı programı bilgisayarda acayip bir şeymiş yani. Herkese etkiliyor. Yani e, Getson Fernandez e, şeyde, e, Boemfiga'daki öne çıktığı dönemde hakikaten iyi oynuyordu. E, umut vaat eden bir oyuncuydu ama o 70 milyon euroları görecek kadar performans... Var mı yok mu? Oralar soru işareti. yetenek Ta abi. Tabii bu bir yatırım. Büyük yetenek bence. Ee, büyük yetenek olsa Benfica'da oynardı. Abi öyle düşünmeyelim bence. Yok. Yetenekli bir oyuncu. Ee, Mutvaat eden bir oyuncu ama sadece mutvadeden eden bir oyuncu. Ha şunun altını çizelim. Geçen sene Galatasaray'ın 8'de 8'inde müthiş rol vardı. Evet. Yani onu 6 gibi oynattı Fatih Hoca. Ve, daha e, 8 gibiydi biraz daha. Daha 8. 6 gibi oynattı bak dikkat et. Bütün kademelerde vardı. Yani daha defansif eee görevleri çok başarılı yaptı. Çok ilk geldi biliyorsun oynayamadı. Oynuyordu, oynamıyordu 3, sonradan. 4, 4 5 maç zaten tabii şeydi, son, hazır değildi şöyle. Tabii sonradan giriyordu, girmiyordu. Tabii. Ama ilk 11'i şeyle buldu. O altı numara pozisyonu ile hı hı. buldu ve de sekiz yaptık aldı sıra. Peki şöyle Getson yani. Fernandez konusu Serdar Kelleci'nin söylediğine ben belki bir tersten başlayarak soruyu yöneteceğim ama hı hı. Getson Fernandez yetenekli bir oyuncu mu? Getson Fernandez ligimiz için iyi bir oyuncu mu? Çünkü şuradan sözü bırakacağım. Ee, Gürcan Bilgiç'e bir yerde katılıyorum çünkü çok... ...Portekizli oyuncuların PR'ını yapabilecek teknik adamlarla da çalıştı. Lage evet. Wolverhampton'a gitti. Wolverhampton küçük Portekiz. Hı hı. Eğer e, gerçekten gelecek vadeden bir oyuncu olsaydı... ...bırakmazlardı gibi geliyor. Ya da Tottenham, Mourinho da genç oyunculara çok dikkat hı. eder. Ya da bu sözleşme maddeleri gereğince... Benfica çok fazla bir şey kazanamayacak gibi Fernandez'den. Gitsin de nasıl giderse gitsin gibi bir algısı mı çıkıyor ortaya? Fernandez konusunu daha detaylı değerlendirdiğimizde... ...yetenekli, umut vadeden bir oyuncu mu? Yoksa ligimiz için... ...çok kaliteli bir oyuncu. Umut vaat eden bir oyuncu değil bence. Jason Fernandez çok yetenekli bir oyuncu. Artık umut vaat etme konusunda... Yani ...bu tabii ki benim gözlemim. Yani şunu... E, ...göz ardı ediyoruz maalesef. Mesela oyuncunun... ...Benfica'daki süre alamaması... ...oyuncuyu edilgen hale getirebiliyor. Burayı çok göz ardı ediyoruz biz. Ve orada dışlanmış hissettiği zaman... ...bu tip lider karakterli oyuncular... ...oyun içi liderlikten bahsediyorum. Kendilerini gösterme fırsatını... E, bulamadıktan sonra da o edilgenlik haline kavuşurlar. Galatasaray'da oyuncu, yıldız oyuncu muamelesi gördü ve hani oyuncu da alt yaş kategorilerinden itibaren zaten bir yıldız muamelesi yapılıyordu. Şimdi bu oyuncu kadro dışı kalan yani ilk 11 ya da ilk 18 dışına girdiği zaman o edilgenlik haline kavuştuğu zaman oyuncu da büyük bir sarsıntıya yol açar. Ama tekrar Türkiye'de çok iyi bilindiğini ve burada çok değer bulduğunu da biliyor. Ama burada bizim ligimizin kalitesinden dolayı burada parladı. Ben bu kadar sığlaştırmak istemiyorum hı hı. mesela Jason Fernandez. Jason Fernandez büyük bir oyuncu bence ve yarın öbür gün çok rahatlıkla satılabilecek bir oyuncu. Yani burada yaptıkları sadece e, şu kıvamda izleyebiliyoruz bazen belki yorumlayabiliyoruz. Ben orada değilim sadece oyuncunun hani e, bu ligde bunu yaptı. Hayır o kısa zamanda ne kadar yeteneklerini Hayır, göstermesi. Yani ben e, senin kadar. E, övemeyeceğim ama... yani iyi oyuncu ama Hı -hı. çok büyük büyük oyuncu diyemem şu, şu an için Fernandez. Ama mesela e, 6 milyon euroya almış Beşiktaş. Çıkıldığa kaç para verdi Galatasaray? Oraya geleceğim şimdi. Yani e, 6 milyon euro Getson için girebilecek biris. Hatta 8 sen de gelmiş, oynamış, yararlı olmuş ve 5 yıl vadeye ya, aynen. bölüyorsun sen bu parayı. Sen Sen gelmiş, yararlı olmuş. Sen sezon başında ee, bu transferi yapamıyorsun. Şimdi mesela şeyden de Erdem'in yorumu da e, doğru nokta. Oradan da hareket etmemiz lazım. Yani Benfica'da niye oynamadı? Şimdi Jorge Jesus değil miydi Benfica'nın hocası? Bruno Lage vardı. Onun döneminde bunlar, Jorge bu, Jesus da oynamamış. Rui Vitoria ile başlamış. Ya bunlar Portekizli değil mi? Bunlar genç oyuncu Çok önem tabii. vermiyor mu? Portekizce konuşmuyor mu? Benfica büyüdüğü yer değil mi? Yani neyin depresyonuna giriyor ya da neyin olabilir Ben buraya hiç katılmıyorum Gürcan abi ya. Yani biz bunu hep yapıyoruz. İşte Onyekuru'da da yaptık, Jason Fernandez'de de yaptık. Çok oyuncu da yapabiliyoruz. Bazen demek ki burada havasından ya da suyundan, burada gördüğü muameleden dolayı oyuncu biraz daha etkin hale gelebiliyor. Kendini rahat ifade edebiliyor saha içinde. Orada haklısın. Mesela, Burası çok önemli bir nokta. Onyekuru, Bırak 11'i, 16'yı zor görüyordu. E, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu. Yani Gel, burayı yani. önemsememiz lazım ama Galatasaray'ın transfer politikası tabii Galatasaray da burayla bir şekilde ilintili. Morutan'a 4 milyon 100 bin euro, Çıkal Dağ'a 6,5 milyon euro, Etti sana 10 milyon 600 bin euro peşin belki yanlış hatırlamıyorsam. Abi toplam 25 bu sezon harcadıkları. Şimdi bon e, bu ne perhiz bu ne lahana turşusuna gidiyoruz ister istemez. Çünkü Jason Fernandez gibi sana... Bir şey vaat eden, daha önce tecrübe ettin ve senin ortamına çok çabuk adapte olabilecek bir oyuncuyu Çıkılda Amorutana tercih ediyorsun. Yani burada çok ciddi bir tezatlık var. Ya ha, da bizim bilmediğimiz bir şey var. ya bunu bilemem. Bunu bak, bile ama bak ya da bizim bir mesela Normal zamanda Fatih Hoca dedi ki Serdar Aziz'e kusura bakma ben seninle çalışamayacağım. dedi. Bu olabilir. Ben, ben, ben o, o, olabilir ama, ama... Jason Fernandez'i Galatasaray Hayır, şimdi çok bak, istiyordu. Yabancı kısıtlaması varken, o gelecekken Türk e, stoperinden vazgeçmek çok ciddi bir karardı. Yani bilmediğimiz bir şey var. Önemli da, bir belki. taraf daha var. Şimdi Jason Fernandez tüm Avrupa'ca bilinen bir oyuncu muydu? Hemen hemen evet. Yani Futbolla 3 aşağı beş yukarı ilintili olan herkes Jason Fernandez'i tanır. Ama sen Galatasaray olarak... Aslında bu oyuncuyu alıyorsun, buraya getirtiyorsun. Yani Türkiye'de herkesce bilinmesini sağlayan kulüp sensin. Bir bakıyorsun ki bu kadar tanıtıyorsun oyuncuyu, PR'ını yapıyorsun, değerli hale getiriyorsun. Hop Beşiktaş alıyor oyuncuyu. Şimdi Fernandes'i Galatasaray bölümünde yine konuşacağız, yine değerlendireceğiz. Ya Şimdi şey, Fenerbahçe'nin transfer ta, çalışmaları şey, var. Ahmet Selim Kul hazırmış Gürcan abi. Dilerseniz, ahmet Selim'i dakika beklesin. Tamam bir iki dakika daha alalım ee, sözünüzden. Tahir Başkan'ı, Tahir Kıran'ı tebrik Hı -hı. ederim. Tabii. Yani hakikaten e, önemli bir oyuncu. Yani e, Avrupa'nın bildiği, dünyanın bildiği, büyük takımlarla ismi geçen bir oyuncu. E, yarım sezonda olsa Rize'ye getirmek, Rize getirmek çok önemli bir Ve yöneticilik başarısı. Sordular bu da bizim sırrımız olsun dedi. O, o sırda <laughs> çok, bir buçuk gün içinde transfer gerçekleşiyor. Çok önemli bir yöneticilik başarısı çünkü para da verseniz gelmezler. Ya, Hı -hı. Bak Özel yani, uçakla getirdiler oyuncuyu bu yani arada. Yani o, o kısım çok önemli bir yöneticilik başarısı umarım... E, Hakikaten takımın da ihtiyacı olan, her takımın bu tip bir oyuncuya ihtiyacı var. Rize Spor'un da şiddetli ihtiyacı hı hı. vardı. Tabii. Ee, böyle bir orta sahaya. Ee, Hayırlı olsun umarım. Ee, Ama sanki Rize'nin de bir stoperde ihtiyacı var. Orayı da biraz performans gösterirler.